Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Reşat Nuri Güntekin'in Aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan Yaprak Dökümü, değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direniş öyküsünü ekranlara taşımıştır. Halil Ergün, Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Tekin karakterine hayat vermektedir. Tam adı Halil İbrahim Ergün olan Halil Ergün, 8 Eylül 1946'da Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle köyünde doğdu. Halk oyuncularında Teneke adlı oyununa profesyonel oldu. Gün Akşam Oldu dizisi yayından kaldırılınca "Hak etmediğim parayı almam" diyerek oynamadığı 9 bölümün ücreti 540 bin TL'yi iade eden Halil Ergün, bu davranışının diğer oyuncular için milat olduğunu söyledi. Bir zamanlar bir İspanyol kızına aşık oldu ama hüsranla bitti. Halil Ergün hiç evlenmemiş bir bekardır. Güven Hokna ise dizide Hayriye Tekin karakterini canlandırmıştır. Güven Hokna, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı 1967 yılı mezunudur ve 35 yıl devlet tiyatrolarında çalışmıştır. Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinden Demokratik Sol Parti'nin belediye başkan adayı olarak gösterildi. Benli Yıldırımlar ise dizide Fikret Tekin karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Benli Yıldırımlar Türk oyuncudur. Özellikle Süper Baba'daki Elif, Yaprak Döküm dizisindeki Fikret ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakteriyle tanınmaktadır. Yaprak Dökümü dizisinden sonra Ağustos Böcekleri ve Karıncalar filminde ve Ahlat Ağacı filminde rol almıştır. Gökçe Bahadır ise Leyla Tekin karakterini canlandırmıştır. Yaprak Dökümü dizisinden sonra Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansıyla daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigar karakterini canlandırmıştır. Oyuncu, Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterine hayat verirken, 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başroller Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer'in yaptığı gibi diziden ayrılmıştır. Fahriye Evcen ise Necla Tekin karakteriyle izleyici önüne çıkmıştır. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır. Bu diziden daha sonra Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı. Aynı sene Aşk Tutulması filminde de başrol oynamıştır. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünden mezun olmuştur. Çalıkuşu da Feride karakterini canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden bu sefer bir sinema filmi olan Aşk Sana Benzer filmiyle beyaz perdeye dönüş yapmıştır. Deniz Çakır ise Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunda karakterini canlandırmıştır. İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanınmıştır. Ama asıl çıkışını Yaprak Dökümü adlı dizideki karakteriyle yapmış ve 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl'daki Şah Sultan karakteriyle tanınmıştır. Yaprak Dökümü dizisinden sonra dizideki oyunculuğu kendisine 2010 senesinde ilk kez takdim edilen İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Dram Ödülü kazandırmıştır. Çakır hatta bu sayede diğer bazı ülkelerde de başta Bulgaristan ve Azerbaycan olmakla hayranlar kazanmıştır. Bu sıralarda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Uyarca isimli oyunda yer almıştır. Tolga Karel de Oğuz Ayhan olarak dizide yer almıştır. Tolga Karel dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile tanınan Türk aktördür. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapmıştır. Karanlıktan Gelen ismini taşıyan film
başta Yaprak Dökümü olmak üzere ve Kanıt gibi televizyon dizilerindeki başarı performansı ile izleyiciyi kendisine hayran bırakmıştır. 2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir. Oyunculuğu bırakıp 2016 yılından beri Amerika'da tır şoförlüğü yapmaktadır. Hasan Küçükçetin de dizide Şevket Tekin rolü ile karşımıza çıkmıştır. Hasan Küçükçetin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde okumaktadır. Yaprak Dökümü'nde Caner Kurtaran'ın ayrılması nedeniyle Şevket rolünü oynamıştır. Popülaritesi 2013 ve 2015 yılları arasında Kaçak dizisinde oynadığı Dadaylı karakteriyle artmıştır. TRT Belgesel'de yayınlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl'da da rol almıştır. Dilden Dile etkinliğinde de jüri olarak yer almıştır. Seda Demir, Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat vermektedir. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yapmıştır. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masala dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Kısa bir süre ekranlara ara verdikten sonra 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteriyle ekranlara geri dönmüştür. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırmıştır. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşamıştır. Kıvanç Kasabalı ise dizimizde Cem Aydınoğlu olarak dahil olmuştur. 2013 yılında Hande Altaylı'nın romanından senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan Merhamet adlı dizide Sinan karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Ağlatan Dans adlı dizide Öykü Çelik, Arsen Gürzap ile birlikte oynamıştır. Kıvanç Kasabalı ile 2015 Temmuz ayında oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlenmiştir. Can adında bir oğulları vardır. Başak Sayan ise Ceyda karakterine hayat vermiştir. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010'da ise ilk romanı Bağlanma Korkusu yayınlanmıştır. Başak Sayan, Kasım 2015'te Kelebeğin Kaderi başlıklı romanı ile okuyucularının karşısına çıkmıştır. Ayrıca 15 Ağustos 2015'te Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile evlenmiş ve oraya yerleşmiştir. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.